أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Efendim, kıymetli izleyiciler, hepinizi selam ve muhabbetle selamlıyorum. Bu akşamki sohbetimizde inşallah yine 23. sözün 1. mebhasından 4. ve 5. nüktelerden bahsedeceğiz. Dersimize başlık olarak da koyduğumuz gibi insanın vazife-i asliyesinin iman ve dua olduğunu söylüyor Üstad Hazretleri. O bahsi yine 23. sözden okumaya çalışacağız. Şöyle diyor Bediüzzaman Hazretleri, iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Madem ki böyledir, arkasından öyleyse diyor, öyleyse madem ki iman insanı insan ediyor ve insanı sultan ediyor, öyleyse İnsanın vazife-i asliyesi, insanın ana vazifesi, temel vazifesi iman ve duadır. Önce Allah'a iman etmek ya da genel anlamda efendim imanın şartları muvacehesinde imanın şartlarına iman etmek ve arkasından dua. Dua tabii geniş bir kavram. Biz burada ibadet olarak ele alırsak daha doğru bir yaklaşım olacak diye düşünüyorum. Peki iman insanı insan ediyorsa o zaman küfür yani inkar insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Şimdi niye iman insanı insan ediyor? İbadet insanı insan ediyor. Daha doğrusu iman insanı insan ediyor. Arkasından da dua ve ibadet de insanın vazife-i asliyesi sınıfına giriyor. Üstad Hazretleri bizim yaşantımızdan, toplumdan, canlılar aleminden ya da şöyle diyelim hayvan insan kıyaslaması üzerinden bu meseleye bir delil getiriyor ve şöyle diyor. Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları o meseleye vazıh açık bir delildir ve bir bürhan-ı kat'idir. Kat'i kesin bir delildir. Evet, insaniyet iman ile insaniyet olduğunu insanlığın iman ile insanlık vasfı kazandığını İnsan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Neden? Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi istidadına göre, kabiliyetine göre dünyada adeta kendisine lazım olacak kabiliyet ve istidatlara göre mükemmel olarak gelir yani gönderilir. Ya 2 saatte ya 2 günde veya 2 ayda bütün şeraiti hayatiyesini ve kainatla olan münasebetini ve kavanini hayatını öğrenir meleke sahibi olur. İnsanın 20 senede kazandığı iktidar hayatiye ve meleke-i ameliyeyi iş yapma yeteneğini 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder. Yani ona ilham olur. Evet, serçe dediğiniz bir ay yuvasında durur. Ondan sonra uçmaya ve artık beslenmeye, gezmeye, dolaşmaya başlar. Diğer tarafta arılar yaklaşık 28 gün falan gibi bir süre sonra çıkıp bal toplayabilecek kabiliyete kavuşur. Ama insanlar 20 yılda ancak bunları kazanır kendi yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan
işleri 20 yaşında, hatta günümüz toplumlarında işte ancak 23-24 yaşında üniversiteyi bitiriyorlar. Arkasından bir yüksek lisans, doktora düşünürlerse, bir alanda uzmanlaşmak isterlerse yaş 30'u buluyor vesaire. Dolayısıyla hayvanatın 3-5 günde, bir ayda kazandıkları o melekey ameliye iş yapabilme kabiliyetini insanoğlu yıllara yayıyor ancak. Peki bu hayvanla insan arasındaki bu fark bize neyi anlatıyor? Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, demek hayvanın vazifeyi asliyesi, hayvanın asıl vazifesi taallümle tekemmül etmek değildir. Yani bir şeyler öğrenerek tekemmül etmek, mükemmelleşmek değildir. Ve marifet kesretmekle, yine bir şeyler öğrenerek terakki etmek değildir. İlerlemek, gelişmek değildir. Ve aczini göstermekle medet istemek, dua etmek değildir. Niye? Çünkü zaten adeta bu yazılım o hayvanların beynine yazılmış bir şekilde, başka bir alemde tekemmül etmiş bir şekilde gönderiliyor. Ona ilham olunuyor ve o kısa sürede de o vazifeleri yapabilecek seviyeye geliyor. Peki o zaman nedir hayvanın görevi, vazifesi, ana vazifesi? İstidadına göre taammüldür. Kabiliyetine göre amel etmektir. Duayı fiiliyedir. Yani fiili bir ibadettir. Yani arının bal yapması, ineğin süt vermesi, tavuğun yumurta vermesi aslında onların ibadetidir. Ya da efendim bülbülün o güzel sesiyle insanların ruhunu okşaması yine onun vazifeleri arasındadır. Çünkü Allah onlara o kabiliyetleri vermiş. Onlar o kabiliyetlerinin gereğini yerine getirdikleri zaman efendim fiili ibadetlerini yerine getirmiş oluyorlar, yapmış oluyorlar. Peki gelelim insana. İnsanın durumu ne? Dolayısıyla insanın vazifesi ve görevi ne? Ona geliyor Bediüzzaman Hazretleri ve diyor ki, insan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil. Evet, bebek olarak dünyaya geliyoruz. Hatta 20 senede tamamen şeraiti hayatı öğrenemiyor. Belki ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip 1-2 senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 senede ancak zarar ve menfaatini fark eder. Hayat-ı beşeriyenin muavenetiyle, toplumun yardımıyla ancak menfaatlerini cel ve zararlardan sakınabilir. Yani faydalı olan şeyleri alıp zararlı olan şeylere karşı ancak kendini koruyabilir. Şimdi bu neyi gösteriyor? Diyor ki, demek ki insanın vazife-i fıtriyesi taallümle tekemmüldür. Sürekli olarak bir şeyler öğrenerek mükemmelleşmektir. Çünkü dünyaya geldiğimizden itibaren efendim son derece aciz ve zavallı bir şekilde geliyoruz. Yavaş yavaş kabiliyetlerimiz geliştikçe toplumun yardımıyla ancak efendim hayatiyetimizi devam ettirebiliyoruz. Ama ondan sonra artık bizim de bir şeyler öğrenerek mükemmelleşmeye, artık adeta iki ayağımızın üzerinde durabilmeyi becerebilmemiz için işte 20 seneye, dediğim az önce dediğim gibi, bazen 30 seneye ihtiyacımız oluyor. Evet, demek ki insanın vazife-i fıtriyesi taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir, ibadet etmektir. Yani ne anlama geliyor? Kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Aciz ve zavallı bir şekilde dünyaya gelen bebek, rızık olarak imdadına gönderilen o gıda, yine kendi hizmetine koşturan annesi, babası, dedesi, nenesi vesaire ev halkı
kimin merhameti vermiş ki bu insanlara? Bunlar benim etrafımda adeta pervane gibi dönüyorlar. Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazeninane besleniyorum? İhtiyacına en uygun olan, hiç sindirme mindirme derdi çok da olmayan o efendim hazmedilmiş olan sütle besleniyorum ve idare ediliyorum. Bilmektir. Ve binden ancak birisine eli yetişemediği hacatına dair, aslında binden bir ihtiyacına bile bizim elimiz yetişmez iken, bizim bütün bu ihtiyacımızı karşılayan kadiül hacata lisan-ı acz ve fakr ile yalvarmak ve istemek ve dua etmektir. Acizliğimizin, fakirliğimizin farkında olarak efendim bu dille yalvarmak, istemek ve dua etmektir. Yani aczin ve fakrın cenahlarıyla, yani acizliğimizin ve fakirliğimizin farkında olarak makam-ı âlâ-i ubudiyete uçmaktır. O kulluğun yüksek makamına çıkmaktır. Evet, demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gönderilmiş. Evet, demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gönderilmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır. Evet, demek ki insanın asli vazifesi bir şeyler öğrenmek, mükemmelleşmek ve o dua, ibadet vasıtasıyla da vazifesini yerine getirmek için gönderilmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlı. Yani siz bir şeyi öğreneceksiniz, o öğrendiğiniz şeyleri efendim uygulayacaksınız. Dolayısıyla ne oluyor? O alandaki kabiliyetinizi geliştireceksiniz. Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır. Yani aslında burada Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği bu cümle Kur'an'da bize bildirilen ve hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu da ifadesini bulan manayı ifade ediyor. Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır. Evet. Ve bütün ulum-u hakikiyenin, bütün asli ilimlerin esası ve madeni, esası ve kaynağı ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Allah'ı tanımaktır. Çünkü bizim kainatta gördüğümüz şeyler, kanunlar, bilgi dediğimiz şey aslında Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatının kitab-ı kainattaki tecellileridir. Dolayısıyla marifetullah demek aslında bilginin kaynağı olduğu için bizim Allah'ın esmasının tecellileri olan dünyadaki bugünkü müsbet ilimleri ya da sosyal bilimleri öğrenmekle biz aslında talimi esma ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellileri sonucunda ortaya çıkan o adetullah kanunlarını öğrenmiş oluyoruz. Ve onun usulü esası da, onun temeli de imanı billah'tır. Yani marifetullah aslında Allah'a imandan geçiyor. Bu şuura sahip olmaktan geçiyor. Hem insan nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyata maruz ve hadsiz adanın hücumuna müptela ve nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hacata giriftar ve nihayetsiz metalibe muhtaç olduğunda, az önce bahsettik insanın aczinin ve fakrının farkında olması. Ama diğer tarafta ihtiyaçlarının çokluğunu zaten hepimiz görüyoruz. İşte böyle olduğundan vazife-i asliye-i fıtriyesi imandan sonra duadır, ibadettir. Dua ise esas-ı ubudiyettir. İbadet ise o, daha doğrusu dua ise ibadetin esasını oluşturuyor. Bir örnekle bunu açığa kavuşturuyor Bediüzzaman Hazretleri. Nasıl bir çocuk
eli yetişemediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister. Yani ya fiili ya kavli lisan-ı acziyle bir dua eder. Ya ağlayarak ya da isteyerek. Yani ya diliyle ya da fiiliyle bir dua eder. Maksuduna muvaffak olur. Öyle de insan bütün hayat alemi içinde, bütün canlı alemi içinde nazik, nazenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. İnsanın zaafı ve aczi dolayısıyla. Rahmanur Rahim'in dergahında, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin huzurunda ya zaaf ve acziyle ağlamak veya fakr ve ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Yani isteklerimizi Allah'a ya halimizle ya dilimizle takdim etmemiz gerekir. Ta ki makasıdı ona müstahar olsun, istekleri yerine gelsin veya teshirin şükrünü eda etsin. Ya da Allah'ın kendisine verdiği o nimetlerin şükrünü eda etsin. Yoksa bir sinekten vaveyla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben kuvvetimle bu kabili tesir olmayan, yani böyle etki altına alınması mümkün olmayan ve 1000 derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri tesir ediyorum, etkim altına alıyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip küfran-ı nimete sapmak, her sabah doğan o güneşi ben efendim kendi gücümle doğuruyorum ya da işte efendim baharı getirip o nimetleri bollaştırıyorum gibi bir düşünce ile efendim Allah'ın verdiği nimetleri inkar noktasına gelmek, insaniyetin fıtratı asliyesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba da kendini müstahak eder. Evet, dolayısıyla şimdi duanın insanın efendim vazife-i asliyesi olması, ibadetin insanın, iman ve ibadetin insanın asli vazifesi olması Kur'an'daki ayetlerle de aslında bize bildirilmiş. Mesela burada efendim Mü'min suresinde geçen, Furkan suresinde geçen efendim estağfirullah kul ma ya'beu bikum rabbi levla duaukum, yani duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealindeki ayet aslında duanın, ibadetin insanın varlık manasında ne kadar temel bir esas olduğunu gösteriyor ki duanız olmazsa Rabbinizin katında ne değeriniz olabilir ki manası bunu bize açık bir şekilde ifade ediyor. Ve yine Rabbimiz o efendim Mü'min suresinin 60. ayetinde ud'uni estecib lekum diyor. Dua ediniz size cevap vereyim manasında. Diyor ki soru olarak evet diyor. Birçok defa dua ediyoruz ama kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediyor. Çünkü ayet diyor ki ud'uni, dua edin estecib lekum. Size cevap vereyim, size icabet edeyim manasında. Peki zaman zaman evet hepimizin dünyasında isteyip karşılığı bulamadığımız dualarımız var. Buna el cevap diyor ki cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek hem aynı matlubu, aynı talebi vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Burada da aslında insan menfaati gözetiliyor. Ama tabii kısa sürede bizim menfaat zannettiğimiz şey değil. Gerçek menfaat gözetiliyor. Bakın bir örnekle Bediüzzaman Hazretleri bunu bize izah ediyor. Diyor ki mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak. Hekim lebbeyk der. Ne istersin? Cevap verir bakın. Muhatap oldu. Cevap verdi doktor hastasına. Çocuk şu ilacı ver bana der. Hekim ise, doktor ise ya aynen istediğini verir.
yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir, daha iyi ilacı verir yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Bakın, üç şıklı hareket etti. Niye? Çocuk bir şey istedi ama karşısındaki doktor hastasının ihtiyacı ne olduğunu, ilacının ne olduğunu biliyor. Dolayısıyla işte Cenab-ı Hak hakimi mutlak, mutlak anlamda hikmet sahibi, hazır, nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. Peki cevap vermenin anlamı ne? Vahşet ve kimsesizlik dehşetini, onun o sıkıntılı halde ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Evet, bizi duyan, bizi işiten, bizim efendim dualarımıza cevap veren bir Rabbimiz var. Bu psikolojik olarak çok önemli bir nokta. İkinci noktaya geldik şimdi. Fakat şimdi aynı isteğimizi mi verecek, daha güzelini mi verecek ya da hiç vermeyecek mi? Fakat insanın hevaperestane ve heveskârene tahakkümüyle değil, insanların hevesleriyle efendim istemiş olduğu şeyleri değil, belki hikmet-i Rabbaniye'nin iktizasıyla, durumumuzu bizden daha iyi bilen Rabbimizin hikmetiyle, onun bir gereği olarak ya matlubunu, ya bizim istediğimizi veya daha evlasını, ya daha iyisini veya hiç vermez. Hani deniyor ya, siz bir erkek çocuk istersiniz, Cenab-ı Hak size Hazreti Meryem gibi bir evlat verir. Şimdi bu duanın kabul olmadığı anlamında daha güzel bir şekilde kabul oldu. Ya da bizim hakkımızda hayırlı olmadığını bilir Cenab-ı Hak, hiç vermez. Bakın bu üçü de dua, burada üç halde de duaya cevap var. Ama hikmet-i Rabbaniye ile verilmiş bir cevap var. Yoksa bizim kendi arzu ve isteğimiz doğrultusundaki bir cevap değil. O olabilir, daha iyisi olabilir ya da hiç olmayabilir. Ama üçü de cevaptır. Üçü de vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ünsiyete çeviren bir Rabbimizin varlığından bize haber verir. Hem dua bir ubudiyettir. Dua bir ibadettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Aslında ibadetin ise sonuçları ahirette verilir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar ve gayeleri değil. Evet. Yani toplum içerisinde yanlış olarak algılanan bir durumu da Bediüzzaman Hazretleri burada bir izaya getiriyor, bir düzene koyuyor. Mesela diyor, yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Yani ilk bakışta hakikaten çok böyle alışık olmadığımız bir ifade bu. Eğer sırf o niyetle olsa, sırf yağmuru getirmek için o dua yapılsa, o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Niçin böyle olduğunu delillendiriyor? Nasıl ki güneşin grubu, güneşin batması, akşam namazının vaktidir. Yani güneş batınca akşam namazı oluyor ve dolayısıyla biz akşam namazını kılıyoruz. Hem güneşin ve ayın tutulmaları, güneş ve ay tutulması, küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla, o biri geceyi aydınlatan, diğeri gündüzü aydınlatan Allah'ın nurani ayetleri olan ayın ve güneşin kapanmasıyla
bir azamet-i ilahi ilana medar olduğundan aslında Cenab-ı Hak bize o büyüklüğünü gösteriyor. Güneşi gündüz, ayı gece kapatabileceğini bize gösteriyor. Cenab-ı Hak ibadını o vakitte, Cenab-ı Hak kullarını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan ay ve güneşin küsuf ve husufların inkişafları için değildir. Ki bugün uzay biliminde, efendim astronomide biliniyor ki ne zaman, nerede, hangi vakitte ay tutulacak, ne kadar sürecek? Ya da güneş tutulacak ve ne kadar sürecek? Yani biz efendim o husuf ve küsuf namazlarını ay tekrar görünsün ya da güneş tekrar görünsün diye kılsak bu çok anlamsız olur. Zaten ne zaman tutulacağı ve ne zaman açılacağı efendim astronomi biliminin kuralları içerisinde bilinen bir şeydir. Çünkü Cenab-ı Hak dünyanın hareketine de, güneşin hareketine de, ayın hareketine de belli bir kanun koymuş. O kanun dairesinde hareket ettiriyor. Dolayısıyla yapılan hesaplarda bunlar bilinen şeyler. O zaman bilinen bir şeyin ortadan kalkması, ne zaman olacak, ne zaman açılacak bilindiği anda buna ibadet etmek anlamsızlaşır. Peki niye? Efendim o azamet-i ilahiyi bize Rabbimiz gösterdiği zaman biz de ona iki rekat namaz kılmak suretiyle o sünnet olan husuf ve küsuf namazlarını kılıyoruz. Dolayısıyla bu namazlar ayın ve güneşin tekrar görülmesi için değil, o ibadetin vakti olduğu için onu yapıyoruz. Aynen onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Ve beliyelerin istilası ve mızır şeylerin tasallutu, belaların istilası ve zararlı şeylerin bizlere musallat olması bazı duaların evkat-ı mahsusalarıdır ki, bazı dualara mahsus vakitlerdir ki insan o vakitlerde aczini anlar, dua ile, niyaz ile Kadir-i Mutlak'ın dergahına iltica eder. İşte Rabbim iki sene süren bir Covid-19 musibetini verdi. O dönemde elhamdülillah işte efendim kavli dualar yapıldı. Fiili dualar yapılarak aşı ortaya kondu. Bunun neticesinde Rabbim bu musibeti toplumların üzerinde, insanlığın üzerinde büyük oranda kaldırdı. Dolayısıyla ne oluyor? Diyor ki eğer o musibet kalkarsa o duanın vakti kaza olur. Eğer kalkmazsa o ibadetlere, o dualara devam etmek lazım. Yine toplumdaki var olan çeşitli musibetlere, sıkıntılara karşı da bizim yine duayla o musibetlerin def olması için duaya devam etmemiz gerekiyor. Evet. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler def olunmazsa denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı, o zaman duaya devam. Eğer Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle belayı ref etse nurun ala nur, o vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sırrı ubudiyettir. İbadetin, kulluğun bir sırrıdır. Ubudiyet ise, ibadetler ise halisen li vechillah olmalı. İhlasla Allah rızası için olmalı. Yalnız aczini izhar edip dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine karışmamalı, tedbiri ona bırakmalı, hikmetine itimat etmeli, rahmetini ittiham etmemeli. Evet, Üstad Hazretlerin bu bahsin sonunda ifade ettiği güzel bir cümleyle de inşallah sohbetimizi bitirelim. Evet. Duanın diyor en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki dua eden adam anlar ki birisi var, onun hatıratı kalbini işitir. Az önce dua ile
duaya cevap vermekle insanın vahşet ve kimsesizliğini ünsiyete çevirmesi işte. Bu. Dua eden adam anlar ki birisi var, onun hatıratı kalbini işitir. Yani adet kalbinden geçenleri de bilir. Her şeye eli yetişir, her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer, dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırak. Ona yapış, alay illiğin insaniyete çık. O ahsen-i takvim dediğimiz o insanlığın en yüksek mertebesine çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendin duan içine al. Evet, yani adeta bütün mahlukatın, bütün kainatın yaptığı duaları kendi duan içine al. Bediüzzaman Hazretleri bizim her tahiyyatta oturduğumuzda okuduğumuz ettahiyyatu lillah ifadesini tefsir ederken diyor ki ya Rabbi, ben sadece bir dille sana ibadet ediyorum. Ama elimden gelseydi bütün bu mahlukatın yapmış olduğu ibadetler kadar sana ibadet edecektim. Ben bütün bu mahlukatın varlık aleminin yapmış olduğu ibadetleri kendi namıma sana takdim ediyorum diyoruz her tahiyyatta oturduğumuzda, ettahiyyatu lillah dediğimizde. Evet, işte bu vesileye yapış, alayni illiğini insaniyete çık, bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bir abdi külli ve bir vekili umumi gibi iyâke nesta'in, iyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Yani önce sadece sana ibadet eder ve senden yardım dileriz. Ancak senden yardım dileriz. Efendim, hepinizi saygı, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.